الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi günün anlam ve önemini zikredeceğiz. Bu gece Mevlid Kandili, yani Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam dünyaya gelmiş. Tabi bunu da ne yapıyoruz? Biz mübarek bir gece olarak telakki ediyoruz ve bu gecede işte Kur'anlar, Yasinler okunuyor. Günün anlam ve önemi tekrar ve tekrar teyit edilmiş oluyor. Fakat neden bu kadar önemli? Yani bir insanın dünyaya gelmesi acaba bu kadar önemli mi? Mesela bütün dünya senin doğum gününü kutluyor mu? Kendin bile kutlamıyor, değil mi? Ama bununki neyse bütün dünya, yani dünya üzerindeki Müslümanlar İşte bu gece Mevlid Kandili, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmiştir diye ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Bu şuna benzer. Bir padişah veya bir devlet reisi tahta çıktığı zaman her yıl o tahta çıkışı ne yapılır? Kutlanır, değil mi? Yani onun devletin başında olması ve devlet başına geçtiği gün önemli bir gün olarak devamlı her yıl bu kutlamalar olur. Aynen öyle de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece insanlara değil cinlere de peygamber olarak gelmiş ve peygamberlik dosyasını kapatan Hatemül Enbiya, yani artık o dosyayı mühürleyen son peygamber ve aynı zamanda da en büyük peygamber olarak tarihe geçmiş ve Cenab-ı Hak nezdinde de Habibullah, yani sevgilim hitabına mazhar olmuş olan böyle mübarek ve büyük bir zattır. Nice devlet reisleri gelmiş, şanı, şöhreti hepsi gitmiş, değil mi? Fakat bakıyorsun ki bunun şöhreti ve şanı arta arta devam ediyor. O zaman bu ne getirdi ki bu kadar önemli oldu? Acaba nasıl birisiydi ki bu kadar önemli olup ehemmiyet arz etti ki İnsanlık bunun gelişini devamlı kutlar oldu ve Allah da buna bu kadar ehemmiyet verdi. Bakalım onun doğuşuyla beraber gerçekleşen bir kısım hadiselere bir nazar edeceğiz. Veladeti gecesinde neler olmuş? O doğduğu gece hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman İbni As'ın annesi hem Abdurrahman İbni Avf'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki üçü de demişler veladeti anında, yani doğduğu anda biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrik ve mağribi bize aydınlattırdı. Kuzeyi ve güneyi bize aydınlattı diyor. O derece bir anda bir nurla Cenab-ı Hak ne yapmış? Bu alemi nurlandırmış. Bu neyi gösteriyor? Bu dünyaya gelen zat ne yapacak? Bu alemi nurlandıracak. Çünkü o gelmeden önce alemin vaziyetine şöyle bir bakmak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce arkadaşlar öyle bir kavim, öyle bir topluluk var ki diri diri kız çocuklarını toprağa gömüyorlar. Bir insan öldürmek bir sinek öldürmekten farksız, güçlü olan, kabilesi olan her zaman haklıdır. Senin bütün mal varlığını el koyarlar, seni de köle olarak çalıştırırlar, bütün aileni de mal olarak pazarda satarlar, sen hiçbir hak iddia edemezsin. Kanuna bak, değil mi? Böyle bir topluluk, böyle bir insanlık var yeryüzünde. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor ve bu topluluğu eğitmeye başlıyor. Ahiret noktasında, dünya noktasında bakış açısı nasıl? Ölümle beraber her şey bitiyor. Nasıl olsa öleceğiz diyor, her şeyi yapıyor insanlar. Allah korkusu namına hiçbir şey yok. Bu alem başıboş, kimsesiz. Ne olacağı belirsiz bir vaziyette insanlar telakki ediyor. Allah ve ahiret inancı diye hiçbir inanca sahip değiller.
İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir topluluğa geliyor ve bu noktada insanları aydınlatıyor, nurlandırıyor. Ve doğuşunun maşrik ve mağribi aydınlatması işte bundan kaynaklanıyor. Geldiği zaman ne yapıyor? Bütün her tarafı nurlandırıp aydınlatıyor. İkincisi, o gece Kabe'deki sanemlerin çoğu baş aşağı düşmüş. Neye işaret ediyor bu? O yeni dünyaya gelen zat putperestliği de kaldıracak. Putperestlik inancını, anlayışını ne yapacak? Kaldıracak. Putlara tapmayı kaldıracak. Putlara tapmak ne olmuş İslamiyet gelince? Kalkmış. Yasak edilmiş. Her ne kadar insanlar yine putlara, heykellere tapmak istese de İslam inancına göre ne yapılmış? Cenab-ı Hak bu tapınmayı kaldırmış. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın eyvanı yani sarayı meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi. Sallanıp saray ne oluyor? Yarılıyor ve 14 şerefesi düşüyor. 14 tane şerefesi düşüyor. Bunda da bir işaret var. O hemen ne yapıyor? Şam'daki Satih isminde bir kahine bunu tabir ettiriyor. Yani bir anda İran'da bir zelzele oluyor ve saray yarılıyor, sarayın duvarları yarılıyor ve 14 tane şerefesi düşüp yıkılıyor. Satih diyor ki senden sonra 14 tane kral hükmedecek. Ondan sonra saltanatınız Hicaz tarafında doğan bir çocuk tarafından parçalanacaktır, kaldırılacaktır diyor. Hakikaten öyle oluyor. Onlardan 14 tane kral geliyor ve Hazreti Ömer döneminde İran saltanatı yerle bir ediliyor, kaldırılıyor. Bu Farslılarda neydi? Ateşperest. Ateşe taparlardı. Ateşperestliği de kaldırıyor. Sava'nın takdis edilen küçük denizi o gecede yere batması. İnsanların taptıkları bir göl vardı. Şuna bak. Yani insanlar da göle tapıyorlar. İçme suyu ya. Bu insan böyledir ha. Neyden menfaat görse tapar. Şimdi desem ki sana git Büyükçekmece Gölü'ne tap. Tapar mısın? Kim evet dedi? Hayır abi tövbe dedi. Evet, tapmayız değil mi? Ya Büyükçekmece Gölü bizim ilahımız olabilir mi? Göl yani. Altı üstü su Allah'ın verdiği bir nimet yani. Ama insanlar neye tapıyorlar? Bakın bir yerde de ineğe tapıyorlar. Hindistan tarafında ineğe tapıyorlar. Onlar niye tapıyorlar? İnekten menfaat görmüşler. Sütünden, etinden, her şeyinden. İnsan da böyledir. Bakın menfaat gördüğü şeye tapar. Mesela kimisi kadından menfaat görüyor. Nefsini hoşnut ediyor. Ne diyor? Sen benim tapılacak ilahımsın diyor. Bak şarkılarda, türkülerde bunu ifade ediyorlar değil mi? Bak o da kadına tapıyor. Kimisi paraya tapıyor. Belki ilahım demiyor ama para için yapamayacağı hiçbir şey yok adamın. Menfaat yolunda hiç kimseyi tanımaz. O da onun ilahıdır. Herkesin dünyasında bir ilahı vardır. Her bir insanın zayıf bir noktası vardır. İşte nefsimizin bu zayıf noktalarını tespit edip ona ne yapmamak? Meydan vermemek lazım. Ta ki başka şeyleri, Allah'tan başka şeyleri kendisine ilah edinmesin. Kimisi makama tapar. Koltuğa tapar. Koltuğa. Yani o makamda ben olmam lazım. O makam için her şeyini, namusunu, şerefini, haysiyetini, her şeyini feda eder. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'tan başka, la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Ama bunu dille söylemek değil, fiilen de bunu göstermek. Fiilen Allah'tan başka hiçbir şeye tapmayacağımızı ve bütün menfaatleri Allah karşısında ayağımızın altına alacağımızı göstermemiz gerekiyor. Ve Allah Resulü bütün bu sembolik, menfaatsel ibadetlerin hepsini kaldırıyor. Ateşe tapanların ateşi sönüyor. Göle tapanların gölü yerin dibine batıyor. Devletlerine
Saltanatlarına güvenenlerin devletleri yıkılıyor, sarayları yıkılıyor, değil mi? Ve doğuşuyla beraber aleme yeni bir nur geliyor ki manevi bir nurdur. Bakın İslamiyet'in bize verdiği terbiyedeki güzelliğe bak. Avrupa'da 18 yaşına geldiği zaman çocuk babası tarafından sokağa atılıyor evden. Bugün Avrupa'da yaşanan şey ya. Yani seni baban sokağa atıyor. 18 yaşındaki bir gencin elinde ne sermayesi olur ki, ne parası olur ki, ne dairesi olacak ki, değil mi? Sokağa atıyor. Şu zalimliğe bak, değil mi? Sonra genç ne oluyor? Berduş oluyor, ayyaş oluyor, bir şeyler oluyor artık yani. Sizi ama 18 yaşına geldiğinde babanız sokağa atıyor mu? Atmıyorsa bu kimin sayesindedir biliyor musunuz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu ders ve terbiye sayesindedir. Eğer onun ders ve irşadı, onun terbiyesi olmasa seni de anan baban sokağa atar. Ve keza bütün nimet hazinelerini açmak, bütün nimet hazinelerini kim açmış, kim göstermiş bize? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendisi muallim, yani öğretmen olarak gelmiş arkadaşlar. Bu alemi bize tarif ediyor, bu alemi bize gösteriyor. Ey insan diyor, sen başıboş değilsin diyor. Eğer onun dersi terbiyesi olmasa, böyle sokaklarda başıboş hayvanlardan bir farkımız kalmaz. Bu aleme niye geldiğini hiç diyor adam, hiç. Bu alem zaten boş diyor. Yani koskoca güneş yaratılmış, dünya halk edilmiş, üstünde sen geziniyorsun ve bütün rızkın nimetler geliyor ve mükemmel bir surette bütün cihazatını halk edilmiş, sen buna boş diyorsun. Boş. Gerçekten o adam boştur arkadaşlar. Hayatın gayesini ve maksadını anlayamamışsa o insan gerçekten boştur, fuzulidir. Öyle boş adamı ne yaparlar? Cehenneme odun olarak gönderir. Yani bu odun yani. Hani diyorlar ya odun gibi adamsın. Doğru. Adam dünyaya geliş gayesini kavrayamamış. Odun gibi adam. Böyle odunları da ancak cehennem paklar. Odunları biz ne yapıyoruz? Çardakta var bir tane soba. Odunu oraya atıyoruz. Niye? Buna kalkıp ders yapamayız biz. Çünkü bu odundur. Bunun layık olduğu yer cehennemdir. Yani sobadır. İşte insan da eğer bu aleme niye geldim, ben niye varım, yani sokakta gezen köpekten acaba benim bir farkım var mı, benim ne yapmam gerekiyor, bu farkı anlarsa o zaman Cenab-ı Hak onu insan olarak muhatap kabul ediyor. Eğer bu farkı anlayamazsa Cenab-ı Hak böyle odunları ne yapıyor? Cehenneme gönderiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. O sokakta böyle hani sokak kedisi, köpeği gibi dolaşan insanlar var ya böyle maksatsız, manasız, ne için yaratıldığını bilmeyen insanlara diyor ki ey insan sen başıboş olmadığın gibi bu alem dahi başıboş değildir. Kendi kendine olabilmesi mümkün değildir. Senin mühim bir vazifen var diyor. Şimdi gemide kaptanla tayfanın mesuliyeti bir midir? Kaptanın mesuliyeti daha fazladır değil mi? Yani gemide çalışan bir paspasçı, hizmetçi var. Bir de kaptan var değil mi? Rotayı belirleyen. Gemi onun için yapılmış. İdari sistemde. İşte insanın vazifesi bu alemde, bu gemide bir kaptanlık vazifesi var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gelişiyle beraber diyor ki Adem, Adem diyor, senin bir vazifen var diyor. Bu vazifenin farkına var, yoksa bu gemiyi batıracaksın diyor. Her bir insan kendi aleminin, kendi dünyasının neyidir? Kaptanıdır. O gemiyi batırmadan, rezil etmeden selametle kabir kapısına ulaştırmakla vazifelidir ve mükelleftir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor, bu alemin üstünden bu perdeyi kaldırıyor.
nimeti imana vesile olan iman nimettir arkadaşlar. Bakın iman, Allah'ı tanımak bir nimettir. Allah'ı tanımadığın anda intihar edersin. Artık kendini içkiyle sarhoş etmek zorunda kalırsın. Niye? Sahipsiz, başı boş, her an başına ne geleceği belli olmayan, rızkını dahi kendi bulmak zorunda kalan başıboş bir canavar haline gelirsin. Allah inancı kalktığı anda. Şimdi Allah inancı kalksa insan arkadaşını öldürür menfaat için. Değil mi? Arkadaşınızı öldürürsünüz. Kardeş kardeşi öldürüyor. Evet, kardeş kardeşi öldürüyor. Menfaat yolunda yapamayacağı hiçbir sahtekarlık yoktur insanın. İşte Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam geliyor. Değil kardeşi kardeş yapmak. İnnemel mü'minûne ihvetün diyor. Müminler kardeştirler. Bütün alem arasında bir uhuvveti, muhabbeti, kardeşliği tesis ediyor. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam dahi öyle bir nimettir ki nev-i beşer ilelebet o zat aleyhissalatü vesselamı medhü sena etmeye borçludur. Borçluyuz. Kime borçluyuz? Şimdi insan öğretmenine borçludur değil mi? Neyden? Ondan öğrendiği şeylerden dolayı ona borçludur. İşte bütün bir alemin bize gelen bu dinin muallimi olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir minnet borcumuz var. Çünkü kendisi bir nimet. Eğer ki o gelmese, o tarif etmeseydi biz bu alemi ne yapamazdık, anlayamazdık, bilemezdik. Bir de Rabbimizi bize tarif eden üç külli muarrif, tarif edici var. Bunlardan bir tanesi kimdir? Allah'ı bize tanıtan biri kainat, biri Kur'an, biri de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yani Allah'ı tanıyacaksak ne yapacağız? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama tabi olacağız. Şimdi bakın bu öyle bir muarrif. Öyle birisi ki, yani hani peygamber diyoruz ya, işte bir görev yapmış, zamanında gitmiş. Memur gibi düşünmeyin bunu. Mahşerin dehşetinde o mahşer günü, insanlar komple hesaba alındığında, hesap verirken, bütün peygamberler dahi o dehşetli, korkunç günde secdeye kapanıp, nefsi nefsi ya Rabbi, nefsimizi bize bağışla diye nefsinden endişe ettiği bir anda işte o Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmetimi bağışla ya Rabbi diye senin günahın için Rabbimizden ne yapıyor? Mağfiret diliyor, af diliyor. Yani orada anne evladını unutur diyor. O derece korkunç bir gün ki cehennem bütün dehşetiyle, azametiyle artık orada gözüküyor. Cennet gözüküyor. Allah azami bir şekilde tecelli ediyor. Ve bütün insanlar tek tek hesaba çekilecek. Bütün insanlığın gözü önünde. Orada herkes aklını yitirirken, peygamberler dahi korkup da nefsinden dolayı Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunurken, bir tek kişi kalıyor ayakta. Bir tek kişi. O da kendi için değil, senin için. Ya Rabbi ümmetini bağışla diyor. Ortada çok büyük bir mesele var aslında. Fakat biz meselenin farkında değiliz. Biz hani şimdi şöyle düşünüyoruz. Şimdi hoca sohbet ediyor, ders yapıyor. Ders bitecek, her şey bitecek. Yani konu bitecek. Şimdi doktora gittin, doktor dedi ki kanser, tamam çıkabilirsin, muayene saatiniz bitti. Sen diyor musun ki iyi ya muayeneden çıktık, muayene bitti yani. Güle oyna evine gidebilir misin? Diyebilir misin? Diyemezsin değil mi? Niye? Seni ilgilendiren bir konudur. Kanser ölecek. Hayatı sönecek.
hayatın sönecek. Yani öyle bir meseleden bahsediyoruz ki, eğer o zatı tanımazsak, onun gösterdiği rota üzerinde hareket etmezsek, maalesef ilelebet hayatımız sönecek. 60 yıllık bir hayatı değil, 600 milyarlık sonsuz bir hayatı ne yapacağız? Kaybedip veya kazanacağız. Böyle büyük bir davanın üzerindeyiz arkadaşlar. Böyle ehemmiyetli bir meseleden bahsediyoruz. Arkadaşlar işte 60 TL'niz gidecek değil. 60 milyarınıza gidecek, hayatınızı kaybedeceksiniz. İlk ve son dakikalarınızı yaşıyorsunuz. Eğer onun gösterdiği istikamet dairesinde hareket etmiyorsanız. Bu nasıl bir şefkat ki annen bile seni unutmuşken o seni düşünüyor ve ümmeti ümmeti diye yalvarıyor. Böyle öğretmen mi olur? Öğretmen senin için yalvarmaz değil mi? Diken batmasını değil mi? O derece yani şefkatiyle, merhametiyle seninle alakadar bir zat. Yine ne diyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda, doğduktan sonra ağzından şu sözler, ümmeti, ümmeti kelimeleri dökülüyor. Orada olanlar duyuyorlar. Ve buna binaen diyor ki, Süleyman Efendi, ol tıfl iken, daha çocuk iken söyler idi ümmeti, sen kocaldın yani büyüdün, yaşlandın da terk edersin sünneti. O daha tıfıl iken, çocuk iken, bebek iken, seni düşünürken, sen büyüyüp yaşlandığın halde onun çizmiş olduğu sünnet-i seniye yolunu terk edersen kendine yazık etmiş olursun. O insanın şefkatine, merhametine, ona ümmet olmaya zaten layık olmadığından ne olur? O insan maalesef cehennem odunu olur artık. Bak mübarek geceler var, günler var, geceler var. Allah affediyor, bağışlıyor. Gel diyor, gel. Gel, yeter ki kurtar kendini. Biz diyoruz ki, yok, biz gelmeyiz. Biz yapmayız. Ya biz inan ediyoruz yani, ille de cehennem. Hani diyoruz ya, cehenneme düşeceklermiş. Ya Cenab-ı Hak insanları cehenneme atmak istemiyor ki. Cenab-ı Hak o kadar büyük vesileler halk ediyor ki, bir Kadir gecesinde bir Allah demeye 30 bin sevap yazıyor. Bir gecede 80 yıllık bir sevabı veriyor ama müşteri yok. E müşteri yoksa, müşteri olmasa kusura bakma, kimseye de zorla mal satılmaz. Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil, değil mi? Yani biraz da gayret göstermek gerek. Şimdi üniversite sınavları için, stajlar için bir sürü, değil mi? Mesai harcıyor, sabahtan akşama kadar keke. Ne yapıyorsun? Staj yapıyorsun değil mi? E tabi belli bir makama gelmek istiyorsan kardeşim akşama kadar çalıştırıyorlar seni. Çalışacaksın da yani bu işin rajonu bu. Cennet istiyorsan çalışacaksın kardeş. En azından Cenab-ı Hak diyor 24 saatten 1 saati bizden istiyor. 24 saatten 1 saatini hiç olmasa sermaye olarak yatıracağız ki, 1 saatlik bir namazla bir sermaye yatıracağız ki Allah da o cenneti versin. Ya Rabbi ben cennet istiyorum. Tamam, verelim. Getir sermayeyi. Neyle geldin? E biz yedik, içtik, gezdik, güldük, oynadık. Şimdi de cennet istiyoruz. Olmaz. Sigorta yatırmamış abi, emeklilik istiyor. Evet. Evet. Bir de bazen şöyle bir söz vardır arkadaşlar. O sözü de şurada zikredeyim. Hani Allah'ı çok seviyorum. Peygamberi de çok severim. Diyor ki Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Peygambere uyulacak. Eğer Habibullah'a ittiba etmiyorsanız, uymuyorsanız o zaman Allah'a da Resulüne de muhabbetiniz yoktur diyor.
Çok severim Allah'ı. Çok seversen sevdiğin kişiye benzeyeceksin. Sevdiğin kişi gibi olmaya çalışacaksın. Veya sevdiği kişinin yolunda olacak. Değil mi? Bir adam bir kızı seviyor. Bakıyorsun ki onun peşinde. Bak basit bir mesele değil mi? Bir kızı seviyorsun. Peşine gidiyorsun. Ben seni seviyorum ama hiç mesaj da atmam. Aramam da. Senin bulunduğun mekana da gelmem. Ama seni çok seviyorum. Hadi git oradan derler değil mi? Yani senin sevgin batsın derler. Ya seviyorsan bazı şartlar gereklidir. Şimdi bir mesaj atıyoruz. Belki saatlerce mesajlaşıyoruz. Veya arıyoruz, telefonla görüşüyoruz. Veya bizzat görüşüyoruz. Ama Allah Resulü'nü seviyoruz diyoruz ama bir kere aradığımız yok. Bir kere onun çizdiği istikametten gitmek yok. Onun peşinden gitmek yoksa böyle bir muhabbet de yok manasına gelir. Cenab-ı Hak onun çizmiş olduğu rota dahilinde hareket etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillah.